Nime üçün Allah Teala Adem atımızga can körgüzüp boğandın ki la tonca katım ilim ügetti. Adem atımız mı? Yemesiki buyurgan derekhini yeşveren Allah'a asilik kıldı. İblis secde kılışkı buyurgan bu buyruğa hılaplık kılıp Allah'a asilik kıldı. Ama Allah Teala Adem'ni keçirim kıldı, lakin iblisini keçirim kılmadı. Nime üçün? Bizden hazır kıdık birlik kilenmezlikimiz, birleşenmezlikimiz, bir başının asılı toplanmazlıkımız del. Allah Teala Adem atımızını öz kuluyla yaratıp boğandın ki onunla özü tarafından can üfledi. Can üfleb boğandın ki tunca kıtım kılığa işi bolsa ilim yürütüş buldu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Adem'e isimlerinin hemisini ügetti dedi. Yani Adem atımız ziminde ihtiyaclık bulunduğun bütün nesillerinin ismini ügetti dedi. Ne için Allah Teala Adem atımızı can kürgüzüp boğandın ki illa tunca kıtım ilim ügetti? Çünkü Adem'e nispetten can dinkin en mühim nesil ilim boğallık için. Çünkü zeminde yaşaş için ilim kötüdü. Allah'a ibadet kılış için ilim kötüdü. Tirikçilik kılış için ilim kötüdü. Kişilerle yakışı münasebet kuruş için ilim kötüdü. Yani Adem nemişle kılmışsın ilimge ihtiyaclık buludu. Zeminde yaşaş ilimle talep kılıp. Yani Adem buluş, yer şarının pukrası buluş ilimle talep kılıdı. Şunun için Allah Teala bu yer şarığı evetmekçi boğan Adem atımıza can kürgüzüp boğandın ki illa ilim ügetti. Şuna ilim ügünüşünü red kılış, Adem buluşunu red kılış, ilim ügünüşü hoş yakmaslık, yer şarının pukrası buluşunu red kılış demektir. Allah Teala Adem atımızı en eşundak öz kuluyla yaratıp, onun o özü terapinin ruh üfleb, onun o ilim ügetkendin ki Adem atımızda hiç kandak günah ötküzmügen boğaçka nait, uluğ ve hürmetlik bir mehluk buldu. Bu sebeple Allah Teala periştilerge وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Adem'e secde kılınlar. Fesecedel melaiketu kulluhum ecma'un. Perişlerinin hepsi Adem atımızga hürmet secdesi kıldı. Demek bir Adem günahtın pak olsa, ilim ügense o perişlerde mi hürmetlik bir mehluk buludu. İlla iblis ebe eyyekune ma'assacidin. Ama pekat iblis secde kılıştın başta attı ve secde kılıkçıla olan birlikte boğmadı. İblis kim? İblis cilla türüdün boğan Allah'ın huzurudaki Allah'a en yakın ibadet koy ve alim bir kul. Allah Teala iblisin secde kılması sebebini sorup ya iblis ma mena'ake en tescud. Ey iblis seni secde kılıştın nemi çekildi? Nemi üçün secde kılmaysa? Dep sorun. İblis bosa ene hayrum minhum. Men o Adem'din yakşıydı. Men onundun yakşı. Bu gep köpüncümüzge natunuş bulmasız mümkün. Çünkü bu gepini biz etrafımızda ve özümüzde naik. Köp anlayımız. Bizden hazır kıdık birlik kilenmezlikimiz, birleşenmezlikimiz, bir başının asılı toplanmazlıkımız del. Bizgi başı bulatkan kişilerinin ene hayrum minhu. Men onun dünün yakşı, men onun dünün üstün, men onunla bir üstelde oturamdım, men onun kaşığı baramdım degen şeytandan miras kalan bu sözünün keynigi kirgeldeki sebeplik muşundak bulup atıldı. Şundakla biz özümüzdüm o, men onunla aval salam biremdim, men onun dünün aval keçirim suramdım, men onun kaşığı baramdım, men onunla okşaş urunda oturamdım. Degenge oxşagan bu xil şekilde kılınan muamillerimizden hemisinin tege ene hayrun minhu. Men onundan yaxşı degen bu şeytani cümle yuşurungan buladı. Demek bugün günümüzdeki ve özümüzdeki köpsallık hatalıklarının menbesi mana bu Adem atımız yaratılıp Allah'ın huzurlu yüzbegen tunca asilik boğan ene hayrun minhu. Men onundan yaxşı degen bu cümle buldu. Şunun için hemimiz özümüzle bu hıl şeytani sözünü tazlışımız gerek. Belki biz bunun okşunu demesliğimiz mümkün. Ama muamillerimizde, başkalağı boğan adımı gerçilikimizde, ben onundan yakşı edigen bu şekilde muamil kılışımız mümkün. Biz bu karakterini kutulmaya baktığımızda özümüzün ademlikini yuktuk buyumuz. Şundakla özümüzün imanı, Allah ile boğan münasebetlerimizde, ene hayrun minhu, ben onundan yakşı edigen bu söz nurgun kişilerde eks itibatıdır. Mesela biz Allah'ın buyrukları ve çeklemeleri karta, onun şartsız itaat kımayı, Allah ondak digen bile hazırkı cemiyet okşumaydı. Resulullah mındak digen bilen 1400 ilgiriki cemiyetki hazırkı cemiyet okşumaydı de Allah'ın ve onun peygamberinin körsetmeleri aldı da akıl yorgulutup Allah buyruğa işlerini emelden kaldırış. Allah çekilige işlerini halal kılışımızın tiyyi mu? Ene hayrun minhu. Me onundan yakşı bileme. Me Allah'tan yakşı bileme. Ne'uzu billah. Me Resulullah'tan yakşı bileme. Haşa lillah. Manın moşundak söz yüşürün gam bulun. Çünkü bir insan Allah'ın hakiki doğru şekilde tunuğa vakti da onun buyrukları aldı da akıl yorgulamaydı. Allah'a şartsız it
itaat qiladi. Musulman deganlik mu? Allohga to'liq taslim bo'lguchi deganlik. Bugun kunimizdagi eng cho'ng vaba bo'lsa, Allohning ko'rsatmalari oldida o'zimizni aqlliq chaqlab, xuddi shaytonga o'xshash ana xayrun minhu. Ma'nuning yaxshi degan gapni ig'zo ketimizsak mu? Sharikitimizda Allohning ko'rsatmalarini amaldan qoldirishimiz, Allohning cheklagan harom ishlarini qilishimiz bugun kunimizdagi biz yo'qtirib olgan eng cho'ng vaba. Bizdek o'tgan yili qilgan ishiga bu yil pushaymon qiladigan aqli cheklik bo'lgan bir insonning bütün kainatının ilgisi boğan, ilgiriki ve kiyillik hemeni belirtilen Allah'ın körsetmeleri aldığı akıl yorgulatıcı diyerek bu aciz insanın özünü bilmesi ki, heddini bilmesi ki, heddini eşip çoğunçılık kılışı diyerektir. Biz ballarımızga, ulanın istikbalini közlep nurgulluğa işlağa buyurursak, bazı işlerden onu kıma bulam, onu yeme, sana ziyarlık deyip çeklisek, ballarımız dadan bir nesini çüşenmeydi o deyip. Biz çeklige işlerini kılsa, biz buyruğa işlerini kımsa, bizden kançılık açıkımız kılıdı. Şundakla o balla, kançılık doğru qilgan bo'ladi. 20-30 yosh farq orasidagi aql bunchilik bo'lsa, cheksiz ilmga sohib bo'lgan Allohning ilmi bilan bizga o'xshash tunigan qilgan ishiga bugun pushaymon qiladigan bu insonning aqlining o'rtasidagi farq qanchalik bo'lmoqchi? Demak, biz insonlarning Allohning ko'rsatmalari oldida aql yo'rg'ulatishimiz, shartsiz itoat qilmasligimiz, o'zimizni bilmaganlik va Allohning buyruqlari oldida çoğunçuluk kılgallık. Çünkü bu, ya Allah, ben senden yakışı bilmem. Sen hazırlıklı cemiyetini bilmeyse, deyken ki okşaş bu menanı yüşürün şekilde bir adam. İblis bana muşu sebepten Allah'a asilik kıl. İblis hiç kaçan Allah'a ben boyusunmayayım deyip emez. Ene hayrun minhu. Ben onundan yakışı deyip Allah'ın aldığı akıl yorgulatkallık için tuncu hatalıkını ötküzdü. Şundakla o özünün hatalıkını felsefe bilen aklıdı. O felsefe Allah'ın aldığı ötemdi, ötmemdi. Elbet ötmeydi. O özünün hatalıkını halık deneyim minler ve halık dehu min tın. Beni otun yarattın, onu toprakını yarattı. O degen toprakını yakıştırırsa, ben onunla secde kılamdım de akıl yorgulattı. Hoddu bugün günümüzdeki bazı kişiler, okşaş, Allah'ın bazı körsetmeleri, ulanın kılığa işiga, ticaretige, siyasi hareketlerige, her kandak bir işiga, karmakı zittek, onu tusup kuyduğanda kürünse, Allah degen bolsa bunun arkası çokun bir yakışılık ba de tevekkül kılmasın, Allah'a şersiz itaat kılmasın, akıl yorgulatı, haramla halal, halalına haram kılışka felsefe sözdeydi. Hoddi şeytanga okşar. Allah buyurgan veya ki Allah çekilgen işle aldı da felsefe sözleş Allah kılıngan acayip edepsizlik, hürmetsizlik. Şundakla bu hıl hatalıkka Adem tövbe kılmaydı. Çünkü o insan özünün hatalıkını ene şundak felsefe bilen aklıgan boğaçka özüne hata kılmadım, toğru kıldım deyip karaydı da o kılığa işinin hatalıkını tutup onunla tövbe kılmaydı. Şuna bu hıl şekildeki hatalık dünyada Allah'ın rahmetinin kolusa, ahirette bolsa acayip azap okuydu. Allah'ın rahmetinin kolansa ne ticaretimizi unaktapsın, ne kılığa işimizi algı silcisin. Şundakla ma dünyada biz çoğun oğan denkin anam doğru deyip diken, esli dadam doğru deyip diken de pushayman kılganga okşaş, kıyamet günüsü Allah doğru deyip diken, Resulullah doğru deyip Allah'ın degen gepleri, çekilgen çekilimleri aldı da akıl yorgulatmasan bulup diken, felsefe sözümüsen bulup diken de yani şu vakitte kolumuzu çileyimiz. Şundakla kıyamet günü heşir meydanında manım şunda Allah'ın körsetmeleri aldı da felsefe sözüyle çoğunçılık kılgan kişiler zerircilik kiçikletilip kişilerinin tapallıları aslında yencilip har halette heşir kılınadı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste yuhşerul mutekebbirune yevmel kıyame emsele zure çoğunçılık yani Allah'ın buyrukları aldı da akıl körsütü bu şundak çoğunçılık kılgan kişiler kıyamet günüsü kişilerinin tapallı aslında zerre şekilde kiçikletilip haşır kılınadı o deydi. Şeytan ene şundak Allah'ın buyruğunu şartsız icra kılmasıyla Allah'ın sözü aldığı akıl yorgulatkallığı tüpeyle Allah'ın rahmetinden kovlandı. Allah'ın huzurunu heydep çıkarıldı. Allah Teala onunla bizni imtihan kılış için kıyamet kişilik mühlet verdi. Fe bi'izzetike le uğuyennehum ecmeyin. Senin izzetin olan kasem olsun ki ben o insanların hemmesini ozdurma İlla ibadakel muhlesin. Fakat sana halis ibadet kılan kişilerin azdırmayı mı? Lekin nurgun kişilerin azdırmayı deyip kasem kıldı. Şunun dün tatip şeytanın bizge boğan düşmanlaki ilan kılındı. Allah Teala Adem atımızı ilim ügütüp boğan neyken Adem atımızın sol kokusundan onun hemrahi boğan hava anımızını yarattı. Yani ayallah erlerinin bir kısmı. Er ayallah bizim dinimizde manamışında esli menbesi bir ten bir ceset. Anlayken Allah Teala ulağa ya Adem uskun ente ve zavucukel cennet. Ey Adem sen ve ayalın cennette yaşa. Lekin bu derece yıkılışıp kama. Eğer yıkılışıp kalsan üzerine zulüm kıpsalısa dedi. Şundakla Allah Teala şeytanın ulağa kıyamet kişilik düşman ikerlikini eskertti. Şundak kılıp Adem atımız ve Hava anımız cennette tunca kıtım hayatlıkını başladı. Demek biz cennetlik insanlar. Adem atımız cennette hayatını devam kıldı.
Ama şeytan toxtamadı. Şeytan Adem atımızga her xil şekilde vesvese qilishqa başladı. Allah çekilgen işlara Adem atımızni qızıqtırışqa başladı. Yani Allah Taala Adem atımızga yemanla degen o daraxqa Adem atımızga vesvese qilish orqali bu daraxni yesanglar. Perişte bulusilar, sizlar kuruyotgan mushu perişteladek yaşaysizlar ve şundaqla mengü qalasizlar. Yani ölmeysizlar, ürümsiz yaşaysizlar deb mana mushunda qızıqtırışqa başladı. Nime uchun şeytan Adem atımız ve Hava anamızni o daraxqa qızıqtırışda onu insanlar mengü qalasizlar, ölmeysizlar deb qızıqtırdı. Çünkü insan ölmeslik intiladı. Aslı insan ölmeydigan mahluk bolgaçqa, ölmeydigan işni qılaydı, onunqa qızıqdı. Mesela biz ölmeslik emas, manası bizni yaşatdı eken, tinimizni saqıldı eken desə, onunqa qancılıq qızıqımız, hatta haram bolsunmu, onunqa qancılıq yol izləyimiz, şeytan Adem atımızğa. Onundan mı yaman bolğan, mängi ölmeysilən madaraqni insanlar dep qızıqdırdı. Bugün günümüzdə şeytan bizni ana şunda usulla bilan Allahın çəkilmələrini buzuşqa, Allahın haramlarını halal qızıqdırıb. O işni qımısan taladı qalasa, o işni qımısan pul tapamaysa, o işni haram dep qımısan yuqurğu öyleyemeyse, o işini haram deyip kımısan, katadın kalırsa, diyen yokşaş vesvesele arkalık, Allah'ın çekilmesini, huddu bizden aldığımızda tusuvağın, tusak tek, set görüş arkalık, bizden o işini kızıktırdı. Emeliyette biz o haram işini kılgandığın kendimi, şeytan bizden kızıktırgandık, o yerlere baranmayımız, o çoğun işlerini kitenmeyimiz, şeytan fakat bizden destiş üçünle en aşında kızıktırır. Şeytanın doğumlu kızıktırışı neticesi de Adem aleyhisselam ahire o derekhini yap saradı. Lakin Adem aleyhisselam o derekhini yendiğinkin şeytan diyendek, perişte bop gitmeydi. Ölümsüz mundak bir Adem gibi aynıp ketmeydi. Eksiçe onu kılgalıkı tüpeyli evretleri eşlip kalır. Adem aleyhisselam derekhinin yopurmakları ile özünün evretini, uyatlık cellerini yepişki tereşirdi. Adem atımız ve Hava anımız özünün hatalaşkallıkını eskilip derhal Allah'a tevbe kılır. Rabbena zalemne anfusene ve illim tağfir lene ve terhamne lene kunenne minel khasirin. Ey Allah biz hatalık ötküzüp, özünün çekliğe işlerini kıpsilip, özümüzü zulüm kıptuk. Sen bizi epo kımısan, sen bizim günahimizi mağfiret kımısan, biz ziyan tatkıçlarının katardan bop kalımız. Biz ne epo kılgıyan deyip Allah'a yalvarırdı. Adem atımız ve Hava anımız hatalıkını aklımıqallıkı üçün, hatalıkını tunuqallıkı üçün Allah Ta'ala derhal ulanın tövbesini kabul kıldı. Fetâbe aleyhi ve hedâ. Allah ulanın tövbesini kabul kıldı dedi. Adem atımızga manamı şu usullen şeytanı tunutkan deyinkin Allah Ta'ala Adem atımız ve Hava anımızını ve iblisini bu zimin göçürdü. Adem atımız mı yemeski buyurgan derekhini yeşiren Allah'a asilik kıldı. İblis secde kılışkı buyurgan bu buyruğu hılaplık kılıp Allah'a asilik kıldı. Ama Allah Ta'ala Adem'ni keçirim kıldı, lakin iblisini keçirim kılmadı. Ne mi üçün? Çünkü iblis kılgan günahını akledi. O sebeple tövbe kemedi, özünün hatasını çıngtudu. Ama Adem aleyhisselam özünün hatalıkını tunudu, epo soradı. Demek günahının karakteri okşaşı olsun mu? Kılgan hatalıkını tunuş, günahının epo kılışığı sebep olsa, kılgan günahlarımızın aklaş, o günahının epo kılınmasına, Allah'ın rahmetinin kolunuşu sebep olur. Allah Teala Adem atımız ve Hava anımızga, şeytanın bana bu düşmelikini tuntup boğan dinkin, Adem atımız, Hava anımız ve şeytanı bozumun geçirirdi. Allah Teala bu hakta Kur'an-ı Kerim'de قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ سِلَا زِمِنْغِ تُشُنْغَ Zimin de sila ana şundaq bir sınlığa düşmen bulup bu şeytan silahını Allah'ın çekilimlerine asili kılışkı kızdıktırıp sila onunla karıştırıp manum şundaq küreş işini yaşay sila o zimin de sila kıyamet küçülük yaşay sila deyip iblis şeytanını Adem atımızını ve Hava anımızını zimin'ğe düşürdü. Şunda kılıp Allah Teala Adem atımız, Hava anımız ve şeytanını birlikte zimin'ğe düşürdü. Kandaktır Adem atımız ve Hava anımızınki zimin'ğe düşürülüşü ulanınki cennetki derekhini yapsağalıkının günahının cezası olmasından Allah'ın aldın uğurlaştırışı. Çünkü Allah Teala Adem atımızın yaratışının ilgili biz insanlar yaşaydığan bu yer şarını yaratıp boğan. Cennetki o hadisle pekat şeytanla bizgi tuntuş için boğan buluşu mümkün. Adem atımızdan Hava anımız zimin kuşu kendinkin tuncu zimindeki insanlar tarihi başına. Şuna insaniyet tarihi demek, peygamberler tarihi, Adem aleyhisselam tarihi demek. İnsanlar kandaktır atizmçiler diyendek maymunun meydana gelgen emez. Adem'le tuncu kıtım Adem aleyhisselam'dan başlayıp insaniyet bu dünyada kenayken. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz Adem ballarını yani insaniyetini başka mehlukatların üstün hürmetlik kıldık deydi. Allah Teala Adem atımızga yarışarda tırıkçılık kılış yollarını öğütüldü. Adem aleyhisselam tuncu kılıp hayatlıkını dehkançılık olan başlaydı. Adem atımız hayatı boyunca 40 perzet kürüdü. Allah Teala Adem atımızga her kıtın belge vaxtında koş gizek bürüdü. Yani Hava anımız koş gizek doğdu. Birisi oğul, birisi kız. Ula insaniyetinin tuncu başlanışı boğaçka Allah Teala ulağa bir kusaktaki oğul kız toy kılışı bulmaydı. Ama ilgir kin toğul Allah toy kılışı buludu. Degen muşu şeriyetini yol koygan. Şunda kılıp insaniyetinin köpeşi bana muş şekilde tuncu kıtın başlanıdı. Adem aleyhisselamın balları içi de Kabil'in Habil'in vakaylaki Kur'an-ı Kerim'de bizlerle bayan kılın. Elbette Kur'an'da bayan kılın kılıkı onun içi de bizler için nuruğun ibret ve derslerinin balıkını bildirdi. Kabil'in Habil Allah'a yakınlaşış, Allah'ın muhabbetini kovuluşu,
kavuşuş, ölgenden keyinki cennetke kiriş üçün Allah'qa bir qurbanlıq, Allah yolda bir çıkın qilishni maqsad qiladi. Habil baqmachilik işleri bilen şoğulunatdı. Şunga o qoylar içiden en semiz, en süpeli qoyun tallab, onu Allah yolda qurbanlıq qiladi. Qabil bolsa ziraat işleri bilen meşgul idi. O Allah yolu da ziraatlar için oxşumuğan süpesizlerini xillab Allah yolu da serip kıldım de onu sadiq kıladı. Allah Teala bu iki karındaşının kılgan sadiqisinin kubul kılıngan ve kubul kılmağalıqını uçuk aşkarı mücüz arkalık ulağı bildirdi. Yani Allah Teala Habil'in kurbanlıqını kubul kılgalıqını ama Qabil'in kurbanlıqını yani Allah yolu da sadiq kılgan nesini kubul kılmağalıqını aşkarı bildirdi. Biz bunun meyli kurbanlıq olsun veya ki başka nesiler olsun Allah yolu da bir nes serip kılışının yani Allah'ın razılığını közleyip cennet kirişini arzu kılıp Allah yolda bir nəsə sərf qilishin ən qədimi tarixi uluq bir ibadət ikənlikini qovalayırıq. Şunun üçün Allah Taala Qur'an-Kərimdə mə "Lən tənalul birra hattə tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlər yaxşı görən nəsrlərinizi Allah yolda sərf qılmığınca yaxşılıq qırışanmaysınız. Yəni cənnətə girəməyisizlər deyildi. Yəni sizlər pul getməyidigan ibadətlərinizlə olan, namaz olan, taharət olan, Qur'an oxuş biləllə cənnətə girəməyisizlər. Sizlər cənnətə girməkçi bolsanızlar, çuqur özünüzə yaxşı görədigan bir uçu yürüklərdə bolğan o pulnu, o qurbanlıqnı, o malnı Allah yolda sərf qilish arqalıq cənnətə girəyisizlər deyildi. Şuğa Qur'an-Kərimdə bu ibadətdən köprək infaqqa, yəni Allah yolda bir nəsə çıxım qilishğa buyurulğanlığını görəyimiz. Qur'an-Kərimdə ibadətə 70 neçə urunda buyurulğan bolsa, infaqqa, yəni Allah yolda bir nəsə sərf qilishğa 90-dan artıq urullarda buyurulğan. Çünki Allah yolda çıxım qilish bizim imanımızın səmimiyyətini isbatlayır. Rast müsəlman bilan yalğan müsəlmanı ayırır. Munafiq bilan möminni ayırır. Çünki namazda munafiq mə oxuyur. Amma muhabbəti qəlbimizdə bolğan bu pulnu Allahqa həqiqi işəngən adam ölgəndən ki o ebedi hayatka hakiki rast işenge adam Allah yolda serap kıladı. Çünkü o adam ben bunu Allah yolda besem onun neçehesini ölgenin ki hayatta alemen de onun işini de. Yani onu ahiret hayatı o pul yollaş de öyleydi. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de bolsun veya ki hadislerde bolsun bizde ibadetin köprek Allah yolda çıkım kılışı buyuruydu. Şundakla bu çıkım kılışta bizim samimiyetimiz, imanı boğan sadakatimiz aşkarı buladı. Hoddi Qabil'in Habil koşuş. Mesela Habil Allah yolda çıkım kılmakçı olan o koyları içinin en sümizini, en süperligini tallab qurbanlıq qıldı. Amma Qabil bolsa ziraatlar içinin oxşumuğan en süpəsizlərini sədiq qıldı. Hər ikkilisi Allah yolda bir nəsə sərf qıldı, amma birinin də səmimiyyət aşkarı oldu. Yeni birisi də bolsa səmimiyyətin süpəsizliyi aşkarı oldu. Demek bizim Allah yolda bəgən nəslimizin süpütüyə qarab imanımızın süpüti, sadaqətimizin, səmimiyyətimizin süpüti aşkarı oldu. Biz Allah yolda bədəyəm deyib özümüz başqalar bizə bəs almaydığan nəslimizi bəlsək, biz qalan mallarımızı sədiq qıldım deyib özümüzü aldısaq, bu faqat bizim səmimiyyətimizin rast əməs ikənlikini aşkarlab qoyur. Çünki Allah yolda birəş deyənlik Allahqa birəş deyənlik. O nəsələ fəqrinin qulluğu təkin ilgiri Allahın huzuru var. Əgər siz Allahqa həqiqi işənsiniz, Allahın həqiqi yaxşı görsünüz, Allahın hörmətləsəniz, yaxşı görməyidigan süpəsiz nəsələrini Allah bir işdən haya qılısınız. Şuna Allah yolda süpəsiz nəsələrini sərf qılış bu Allah qılınğan hörmətsizlik və ədəbsizlik. Allahın muhabbətindən qorq qılışını qorxuduğan həqiqi təqvar adam əsla bunda qalmaydı. Şuna Allah Taala həqiqi səmimi şəkildə özünün malları içindəki ən xil, ən süpəliyini qurbanlıq qılğan Qabil'in qurbanlığını qəbul qılğanlığını aşkara bildirdi. Şundaqla Qabil'in qurbanlığını qəbul qılmağanlığını aşkara bildirdi. Qabil qurbanlığını, yəni sədiqisinin qəbul qılmağanlığını bilib nəhayət içib şudu, qayğırdı. Özünün səmimiyyətsizliyini ibarət bu xatalığını tunub tövbə qılış, uyaq tutursun, o qırındışığə həsəd qılışğa başlaydı. Qırındışı bolsa onun üçündürüb innəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttaqin. Allah həqiqi təqvadarların, yəni həqiqi Allahın muhabbətindən məhrum qılışının qorxuduğan, Allahın azabından qorxuduğan bu şındaq kişilərin sədiqisini qəbul qılıdı deyə sədiqinin qəbul bilis səbəbini bəyan qıbırdı. Demək bizim Allah yolda sərf qılğan nəsillərimizin qəbul qılışının şərti səmimi buluş. Səmimi boğanlığımızın əlaməti bolsa özümüz yaxşı görən ən süyümlük nəsillərimizni Allah yolda sərf qılış. Özümüzün turmuşunu eşib qalğan, besib qalğan, konrab qalğan bundaq nəsillərini emas, ən yaxşı görən nəsillərimizi sərf qılğanlığımız o bizim səmimiyyətimizi bildirir. Mana məşunda qılğan yaxşılığımızı Allah qəbul qıladı. Xuddi Habilin qurbanlığını qəbul qılğanğa oxşar. Şuna Allah yolda bir nəsə sərf qılay, Allah yolda bir nəsə atay deyilikənmiz, özümüzü aldamayılı. Biz hörmətləyidigan, çoğulduğan birisinin aldığa, özümüz yaxşı görməyidigan, eşib qalğan, besib qalğan nəsillərimizi quyalandıq, əsla qoymaymız. Bunda bolğan ekan, biz mi uluq bolğan, hörmətlik bolğan, büyük bolğan, bizə bütün nemətlərini bəgən Allahın aldığa bir nəsə qoymaqçı bolsaq, ən süyümlikini, ən qımmətligini, ən süpəligini qoyaylı. Əgər vaxtımızı bəlməkçi bolsaq mı, ən qımmətlik vaxtımızı bir eyli. Eşib qalğan, bika qalğan
emas. Qimmatli vaqtimizni biraylik. Bolalarimizni Alloh yo'lida atamoqchi bo'lsakmi, eng chechinni, eng zirkini, eng ushasini Alloh yo'lida ataylik. Eng chechen, eng ushalarini tijorat va boshqa yo'llarga silib, ammo yavoshroqlarini Alloh yo'liga otdim, deyish bu bizning yana samimiyatimizning haqiqiy rost emasligini bildiradi. Shunga o'zimizni aldab, behuda milimizni ziyon tortmaymiz. Sadiq qulduq deb o'zimizni aldaymiz. Shundoqla u mol qulimizni chiqib ketadi, Allohning huzuriga tushmaydi. Çünkü biz o sadiqimizde, o yakşalıkımızda hakiki samimi bulamadık. Allah'ın goşka ihtiyacı yok. Allah'ın dolarına ihtiyacı yok. Allah'ın hiç neresine ihtiyacı yok. Bizden Allah'ın sövgüsüne ihtiyacımız var. Bizden cennetki ihtiyacımız var. لَا يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِيمَاءُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى Öltürgen o kurbanlıkımızın göçü Allah'a bağmaydı. Yani sarf kılgan dolarlarımız Allah'ın hesabına düşmeydi. O bizden ahiret hayatındaki üzümüzün hesabına düşüyordu. Ama o hesabı sak salamet berişi için Allah'ın tekşürüşünün ötüşü gerek. Yani süperlik buluşu gerek. Çünkü innema yetekabbalallahu minel muttaqin. Allah hakiki takvadarlardan, hakiki ahiretki işengen kişilerden onun kılığa yaşlılığını kabul kıladı. Eğer bir adam ahiret hayatına hakiki işense, mengü yaşaydığın hayatına asla ve asla süphesiz bundak nesillerini yollamaydı. Siz bir öydün bir öyü köçmekçi bulsanız, konu yüğünüzde isli nesillerinizden kuyup kuyup, yeni yüğünüzde süphesiz nesillerini tuşumsiz, bundak kamaysiz. Eksice yeni yüğünüzde en yeni, en süphelik nesillerini tuşuysiz. Ahiret ene şu, hemimiz ölgendiğinkin baradığın bizden yeni ve ebedi yaşaydığın üyümüz ve yurtumuz. Şunun için o ahiretke ondak hakiki işenmegendek muamil kılmaydı. Kabul kurbalıkının kubul kılmağalıkını bilgendiğinkin kendine ait yerin buludu. O özünün hatalıkını tutup Allah'a tövbe kılış uyak tutursun kirindişi habılığa hesed kılışa başlaydı. Hesed çok kokşaydı. Deslepte küçük başlığında derhal üçürülmese o köpüyüp köpüyüp çoğun bir otku aynını da aldığının üzümüzünü köydürür. Kabildeki bu hasetçiği ana şunda küllerinin ötüşüyle çoğuyup çoğuyup niyetini buzışkaya barıdı. Yani Kabil kirendişi Habil'ni öldürüp etişin niyet kıladı. Bunu sızıp kalan kirendişi Habil لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطِي يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ Kirendişim sen beni öldürüp etiş için kulağını mahsussan ben seni öldürmeyim ya. اَنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben bu kainatını yaratkan Allah'tan korkuma. Bunun hesap verme de bunu Allah'tan korkuşku davet kıladı. Lakin haset şunda bir nesi ki insanın kalbi Allah korkusunu mu öçürüp taşlaydı. Kabildeki hesed çoğu tuğan sürü köpeyip otku aynanıdı. O teyhimi küşünülüp Kabil'a kirendişi Habil'ini öldürü etişini çıraylık görsündü. Yeni bir tarafından şeytan onu kızıktırdı. Şunda kılıp Kabil ahire bir günü kirendişi Habil uklavat kalmaktı da onun kallısına taştan birini kuş arkalık kallısını mecip öldürü etti. Şunda kılıp zemindeki tuğuncu cinayet işlenildi. Bu tuğuncu cinayetinin sebebi olsa hesed dinkilip çıkıldı. Yani Allah'ın huzurda işlenen tuğuncu günah çoğunçilik olsa zeminde işlenen tuğuncu günah hesed bulur. Demek haset ve çoğunçilik bana boşunda bütün yamanlıklarının yıldızı. Bulup mu haset cemiyetimizdeki nurgun hatalıkla, nurgun günah, nurgun cinayetlerinin ki köp sallık menbesi. Mesela gıybetinin menbesi mi haset, töhmetinin menbesi mi haset, söz çeçekinin menbesi mi haset, pitni pasatının menbesi mi haset, katıllıkının köp sallık menbesi mi haset. Çünkü bir adam yeni bir adamın haset kılığa vakti de onun gıybetini kılışa başlaydı. Bu teyhimi küçeyse onun töhmet kılışa başlaydı. Bu teyhimi küçeyse onun her hıl yamanlıklarını planlaydı. Bu teyhimi küçeyse bana muşunun kokşaş onu öldürüp etiş kışarak elip para. Şuna hasetki sel karmasımız lazım. Kalbimizdeki o kızgınış oti, hasetini, kontrol kılışını bilişimiz lazım. Bir adamın kalbide iman bilen, Allah'a boğar razı mellik bilen haset asla bir yekemeydi. Çünkü haset Allah'ın başkalığı belgen nimetik razı boğmasılık, Allah'ın teksimatını narazı buluş, Allah'a isyan kireş digerlik. Şunun için haset bütün yamanlıklarının menbesi. Ondan da bizde bir haset şekillense, onun kanda kutluğumuz, birinciden hasetine biz itiraf kılışımız gerek. Haset batırıp, ben de haset yok desek boğmaydı. Her bir insanda haset var. Eğer insanda haset boğmasa terakkiyat bo'lmaydi. Azroq hasad bo'g'ochqa boshqalarning tirishqin qarab tirishimiz, boshqalarning olg'i ilgirligini qarab bizning olg'i ilgirligimiz keladi. Demak, hasad oz miqdorda bo'lsa, kontrol qilinsa bu foydali. Ya'ni insonni olg'i bostiradi, ammo kontrol qilinmasa u cho'q o'xshash ko'payadi. Shuning uchun birinchi qilib biz hasadning baliqini e'tirof qilamiz. Har bir inson bo'ladi ekan hasad bor. Hatto oltin davrda yashagan sahobalarda bo'ldi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga la tahasadu, hasad qilishmanglar deb nasihat qilgan. Agar ularda hasad bo'lmasa edi, Rasululloh bu nasihatni ular qilmagan bo'lardi. Demak, bizda hasad bor, lekin o hasadni bizishimiz lozim. Yomonlikka yetaklashiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Ikkinchidan, hasadni yo'qotish uchun biz hasad qilib qolgan odamga duo qilamiz. Ya'ni biz bir odamga hasad qilib qolgan bo'lsak, hasadni yaman iş işkerlikini bilimiz. Bunu yukatsam bulat diye dediğin o ülkeye baktığımızda Ey Allah, o kardeşimden ben ilmige hesed kıp kaldım.
onunga tekim köp ilim be. Ey Allah, ben o kardeşimin mal dünyasına hasat kıp kaldım. Onunga tekimi mal dünya be. Ben onun maşinesine heves kıp kaldım. Onun maşinesine tekimi hatıracağım kıp be. De biz hasat kılgan Adem'ge, hasat kılgan nesine tekim köpeyip birişki dua kılığa baktığımızda bu duayımız bizden kalbimizdeki hasatını basıldı ve köydürüp taşlaydı. Bu intayin test. Lekin siz hasatının yaman işgeldikini bilseniz, onun kutluşunu halisiniz, kutlu açık doğrunu, kiselden sakış için çidap yegenge okşar, çidap bu şekilde dua kılsanız hasetten kutlanaysınız. Üçüncüsü, özümüzü dua kılınız. Ey Allah, hasetten ibaret bu merazine benim kalbimden pıkla belgeyin deyip Allah'a sığınıp dileyiniz. Dördüncüsü, rekabetleşip yaşaçını sakınınız. Hayatta rekabetleşip yaşaş bizden haset gelip barıdı. Palanı öyü yaptı, ben de öyü asan bulattı. Palanı maşin yaptı, ben maşin asan bulattı. Palanı ondak yaşaptı, ben boş ondak yaşasam bulattı diye başkala olan rekabetleşip yaşaya baktığımızda biz tebiyle mesela geçip kalemiz. Şundakla bu hıl yaşaş naayeti azap elip geledi. Bundak adam hayatın huzur alamaydı. Hayatta rahat yaşan, siz dünyada başkalarının besleş için kelmediniz. Cennetki kiriş için, yakşı ölümde vapa tepiş için geldiniz. Şunun için siz cennetini gözden. Hayatta başkalarıyla rekabetleşiş, başkalarıyla besleştiğin sakının. Bu hayatınızda azap edip geliyordu. Şundakla sizini hasetten ibaret bütün illetlerinin menbesi boğan bu kişilerin muptala kalır. Beşincisi, bütün taksimat ve rızıklarının Allah'ın ilki de ikiliki hakiki işiniş. Bizden başkalarına haset kıpkarışımızın sebeplerinden birisi, başkalar pul tapkan olsa, huddi bizi tapıdığın pulunu tepi oğan dek. Başkalar şöhret tepi oğan olsa, huddi biz erişedigan şöhretki erişi oğan dek. Bu hıl tuyguda buluş, bizden haset gelip baradı. İsiniz de bolsun, başkalar pul tapkan olsa, özünün rızkını taptı. Allah onunla belgilep belgen, takdirde bab pulunu taptı. Her gizmi sizden takdirinizde pulunu tepi oğan edi. Sizge pükülgen o şöhretki erişi oğan edi. Sizden öz aldığınızda bağ. Şuna asla ve asla, benim rızkımın elev aldı, men erişedigan şöhretki erişi aldı, benim aldığımda tusu aldı edip, bunda oylamam. Her bir adam özünün takdirde bağı erişedi. Şunda kılıp, Kabil haset tüpeyle özünün kırındışı Habil'ini öldürüp kendinkin, onun cesini kandak bitirip kılışını bilenmeyi kalır. Çünkü o yeryüzünde tunca yüz belgen cinayet ve tunca opat tapka adam bu açıka kandak bitirip kılışını bilmekti. Allah Teala bu vakitte insanlığa cesini kandak bitirip kılışını ögütüş için kağı ilham kılıp kağını evet edin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَبَعَتَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Yani Allah Teala kağı ilham kıldı. Kağa ülük bir kağını tumuş kuyulan yani kuğulap kömgellikini Kabil'i gösterdi. Kabil bunu görgendiğinkin kırındışını şu boyunca depne kıldı. Ne mi için Allah Teala başka hayvan nemez kağını cesetini bitirip kılışını ügüt için evetti? Bunun da nurgulan hikmetler buluşu mümkün. Lakin Hazır Qilimpe İspalığa Məlum Allah karga vaxtımızda Qağının cemiyeti insanlar cemiyetindeki en yakın ve okşaydığın bir cemiyet. Meselen birinciden Qağla toplaşıp yaşaydı. Tarkak yaşamaydı. İkinciden Qağda insanlara okşaş aile tüzüm var. Yani bir Qağa meyli kişi olsun meyli erkek olsun başka bir Qağı ile öyü tutup kalsa yani naşayan iş kılsa bunu kağıla topu mehkeme kurup o naşayan iş kılgan kağını otturuğu eyleyip çukup öldürüp ötüdü. Yani kağıla topu da cinayet ötküzgelerini cezalaydıgan mehkeme bağıyken. Onun başka mesela bir kağa küçük ballanın denliği vağan olsa kağıla topu mehkeme kurup o kağını çukup tüklerinin hemisini çürüyüp hodde balık kağı okşaş kıp koyduyken. Onun başka bir kağa başka bir kağının uğusunu çuvatkan olsa yani mehkeme kurup onunla yine bir uğus ağı saldıyken. Onun başka insanın aklını lalkıvıdık acayip işle kağıla topu da bağışke. Demek Allah Teala Kabil'i cesetini bitirip kılışını bana şu kağı arkalık evetken. Şunda kılıp Kabil'in kirendişi Habil'in öltürü ve tişi veren zimindeki hatalıkla yüz birişki başlaydı. Bir tereptin insanların nefsi yaman işler kızıktırsa yine bir tereptin şeytan kızıktırdı. Muşunda kılıp yakşı yaman insanlar şekillenişki başlaydı. Biz bu kısığa umumi şekilde nezir sağa vaktimizde insanlığa can dinkin en mühim nesinin ilim ihkerlikini kürvalı alayımız. Onun başka Allah kabul olan iman bizden şerçsiz itaat talep kıldığını kürvalı alayımız. Şundakla ben onun yakşı şeye degen bu karakterinin bizden Allah ile boğan münasebetimizde bizden isyanğa, hatalık ile baradığalıqı neticede olsa Allah'ın rahmetinin kovuluşumuzda sebep olduğalıqını kürval alayımız. Onun başka bizden Allah'ın rahmetine cennete giriştirilen nesinin Allah yolda maddevi nesilerinin sebep kılış ikerliki, şundakla Allah yolda maddevi nesilerinin sebep kılışının kurballıkının yani Allah'a yıkılaştırdığın bu nesinin ki Adem aleyhisselam devrinden başlayıp tarihi en ulu bir ibadet ikerlikini kürval alayımız. Şundakla bu ibadet bizden imanımızdan sübütünü ölçü yapıradığan bir ölçü gücünün rolünü oynaydığan samimiyetimizin aşkar kıpıradığan bir ibadet hikayelikini kürval alayımız. Onun başka cemiyetimizdeki köp sallık cinayetlerinin haset sebeplik bulduğalıqını kürval alayımız. Onun başka siz bu kısım yine kandak neslerine baykadınız, inkas rahini kaldırıp koysanız kuşal bolemiz.